çektiren sevenlerin var. Evet, değerli seyirciler, şu anda istikametimiz Şuşa'ya doğru. Değerli büyüklerimiz aramızda Tenzile İstemhanlı. Tenzile Hanım, fikirlerinizi almak istiyoruz. Merhabalar. Evet, Sefer Bey'le yolumuz Şuşa'ydı. Onun da bizim de 30 ile yakın bir müddette mücadele verdiğimiz, sesini dünyaya duyurmak istediğimiz Ermeni işgal altındaki Karabağ'ımız azadlığına kavuşup Türk dünyasının başkenti seçilen Şuşa'ya gidirik ve Şuşa'dan da sesimizi duyurmak istiyoruz. Allah'ın bize nasip etti ki bu güzel günleri görebilek. Karabağ Azerbaycan oldu. Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliği, kardeşliği büyük zaferimizin temel taşı oldu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımlardan da götür. Berat Hanım, düşüncelerinizi alalım Sayın Başkanım. Her birinizi selamlıyorum. Sefer Bey, çok şanlı olduk ki büyük bu bizim sefer, şu şaşırtı seferimizde kardeş Türk halkından bir yerdeyiz. Kardeşlerimizden bir yerdeyiz. Allah can sağlığı versin sizlere. 30 yıl işgal altında olduk, biz burada inledikse siz de dünyaya bizim inletlerimizi çatırdınız. Bizim ağır günlerimizi siz dünyaya beyan edebildiniz. Buna göre teşekkür ederim. Ama bugün çok bəxti var, xoşbəxtliyik ki, azad olmuş arazilerimizi ziyarete gidiyoruz. Ne güzel günlerdi bu. O sizi gözlediğimiz günlere çatmışız. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Değerli Seyfullah Türksoy Bey, aramızda birlikte gidiyoruz inşallah. Böyle duygu düşüncelerinizden aldım. Sefer Başkanım, ben gerçekten hayatımı, özellikle bu 35 yıllık meslek hayatımı en anlamlı günlerinden birini yaşıyoruz, birlikte yaşıyoruz. Sizin gibi çok kıymetli Azerbaycan sevdalısı, vatan sevdalısı, kanaat önderleriyle birlikte yıllardır sürdürdüğümüz bu kutlu vatan mücadelesinin ardından bugün zaferin sevincini, azatlığın heyecanını ve sevincini yeniden yaşamak için Şuşa yolundayız. Türk dünyasının kültür başkenti, Karabağ'ın kültür başkenti ve yanımızda çok değerli insanlar var. Evet. Mesela hemen yanımda Türk Sabir dünyasının büyük şairi Sabir Rüstem Hanlı var. Her zaman bizim fahrimiz, gururumuz, iftiharımız, önderimiz, çok değerli bir aydınımız. Yine Eflatun Bey var, diğer arkadaşlarımız var. O nedenle son derece mutluyuz. Biraz sonra nasip olursa Şuşa topraklarına varacağız. Ve 28 yıllık özlemin ardından bu vatan toprağına kavuşmanın sevincini yaşayacağız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Satılmış bir Çorum Televizyonu sahibi, kurucusu, başkanı. Şöyle alalım. Sizin de yürek sözlerinizi alalım. Efendim, 100 yılın hasreti olan Karabağ. Aslında 30 senedir Ermenistan bu toprakları işgal etti. 44 günde de özgürlüğüne kavuştu. Aslında biz de çok mutluyuz. Bugün de bu mutluluğu birazdan yaşayacağız. Hep beraber inşallah. Ne demişiz? İki devlet, tek milletine inşallah bir daha böyle kötü günler göstermesin. Amin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, değerli büyüğümüz, milletvekili, aynı zamanda halk şairi, bizim hepimizin abisi, kıymetlisi Sayın Sabir Rüstem Hanlı ile beraberiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz şimdi birazdan Zafer Yolu başlanacak. Burası bizim Horadiz, aslında Füzuli rayonunun topraklarına yaklaşıyoruz. Bu tepeler eski kültür ocakları, eski demeli tepeler dünyası deyirler. Çok eski medeniyet izlerini, kültür izlerini saklansa koruyan yerler. Birazdan biz Ermenilerin dağıttığı köyleri göreceğiz yolun sağında, solunda. Şimdi hele bura bizim elimizde olmuş torpaqlarıdır. Siz söylediğiniz gibi elbette tarihi bir gündü. Ben bu yolu çok gedib gelmişim ama Türkiye'li hemkarlarımla gazeteçi, televizyon işçisi olan medya nümayəndələriyle beraber gitmeyim son derece önemli. Buradan bizim əskərimiz bu yolları keçib gedib, o əskəri eğiten,
o əsrin yetiştirilməsində, təlim almasında Türkiyənin son dərəcə önəmli rolu var və bu qələbədə Türkiyənin son dərəcə böyük rolu var. İlk gündən Türkiyə dedi ki, Azərbaycan nereyə qədər desə, biz Azərbaycanın yanındayıq. Və sona qədər de Azərbaycan yalnız deyildir. Azərbaycan yalnız deyildir. Sona qədər Türkiyə Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradəsi, bir insan kimi duruşu, həm də bir devlet partisi kimi siyasi iradəsi bu savaşın sonucunun Azərbaycanın qələbəsi ilə yəni bitməsini zəfərlər bitməsini şərtləndirdi, saxladı. Bu açıdan biz bu yolu getirməmizdə həm Azərbaycan ordusuna, həm də Türkiyəyə borçluyuz. Bir də burada bizim yanımızda bir Pakistan da var. Türk dünyasının iki böyük devleti. Her iki devlete başlı Türk olmakla bizim bir minnet borcumuz var. Allah kismet eylesin, bu birlik büyüsün, mükemmelsin. Tek Türkiye, Azerbaycan yok, bütün Türk dünyasının ve İslam dünyasının geleceği için bir örnek olsun. Çok teşekkür ederiz. Herkese salamlar, Şuşa'yı Türk dünyasının yani Azerbaycan'ın kültür merkezi. İnşallah biraz kurular, biter. Türk dünyasında kültür merkezi olur. Azerbaycan Matbaat Şurası Başkanı aynı zamanda milletvekili Sayın Mithatun Avaşov Bey aramızda aynı zamanda birlikte yolculuk ediyoruz. Efendim duygu düşüncelerinizi alalım. Tamam, salamlıyorum. Bugün çok tarihi bir gündür. Ben de geldim ki her gün ülkede, onun arazide canlıdır. Ülkenin ayları, bölgeleri, dağları, çayları ve hemen ülkenin canlı hisseleridir. Ve biz yolumuz Şuşa'yadır. Ve Şuşa Azerbaycan'ın tarihi şehridir. Ve aynı zamanda Şuşa Azerbaycan'ın yüreğidir. Ve biz 30 yıl yüreksiz yaşamışız. Ve Şuşa aynı zamanda Azerbaycan'ın gururudur. Ve biz öz gururumuza, gururumuzun korunmasına nail olmuşuz. Aynı zamanda bu seferin başka bir meydanı da var. Biz Türkiye'yle, kardeş Türkiye'nin gazetecileriyle, yazarlarıyla bir yerdeyiz. Ve Azerbaycan hemşe Türkiye'nin insanlarını, Türkiye'nin özünü öz yanında hissedir. 20 əsrin əvvəllərində de bu belə olur bizim. Xas cümhuriyyətimizi quranda